Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Önemli bir artış yaşadık. Bitcoin tarafında 66 bin dolarlara doğru tekrardan gelmeyi başardık. Burada yeni bir zirve hareketi görecek miyiz veya geri çekilme olabilir mi? Bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Önemli bir video olacağını düşünüyorum diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin tarafında aslında tekrardan bu yeşil bandı kazanmamız ki daha önce de bahsetmiştim yeşil bandı kazandığımız zaman daha sert hareketlere zemin hazırlıyoruz. Örneğin burada kırdıktan sonra iki kez üç kez denedik kazanamadık ve dördüncü mumda kazanmayı başararaktan sert bir hareketle karşılaştık. Akabinde burada re-test hareketi gelecek mi? Yani şöyle bir durum oluşuyor arkadaşlar. Örneğin bakın burada da kırıldıktan sonra bir kanala doğru tekrardan bir test hareketi geliyor ve hareketine devam ediyor. Fakat şu anda Bitcoin tarafında arkadan koşturma dediğimiz olay gerçekleşiyor olabilir. Ki burada da bahsetmiştik yani 52 bini herkes bekliyordu 51 bin dolar seviyesini herkes bekliyordu. Fakat burayı göstermeden bunları koşturaraktan devam ettirdiler. Ve akabinde arkadaşlar yine bu seviyenin kırılmasını bekleyip tekrardan retest bekleyenler mesela retestte 63 binlere kadar geldi. 60 bin, 61 000 bölgesi güzel bir aslında re-test bölgesiydi. Fakat bunları tekrardan denetmeden 66-67 binlere doğru bir hareket gözlemledik. Ve burada bahsettiğim gibi belki de aslında burada arkadan koşturma dediğimiz ve üstteki likiditeleri almaya yönelik bir hareket olaraktan daha da hareketimiz devam edebilir. Bunu nasıl anlayacağız? Kademe kademe takip edeceğiz. Öncelikle arkadaşlar peki bu hareket gelirse yani böyle bir re-test gelirse bizim için sorun olur mu? herhangi bir sorun olmaz. Ve burada hatta sizlere daha önceki videomda bahsettiğim bu trend kırılmalı şeklinde bir yorum yapmıştım. Ve zaten bakın trendin kırılmasıyla birlikte gelen hareketi görüyorsunuz. Yani hızlı bir hareket yaptık. 60'tan 66'ya doğru ilerledik. Ve daha önce de şunu söylemek istiyorum. Bakın burada yine trendin kırılması gerektiğini konuştuğumuz bir yerde Bitcoin burada kırılımı yapıyor. 43.000'den sert bir hareket gözlemliyoruz. Ve bakın yine burada uzun bir trend var ve bu trend kırıldıktan sonra şurada kırılıyor Kırıldıktan sonra bir hareket gözlemliyoruz 24.000'den 27.000'e doğru. Ardından küçük bir ites geliyor bakın kanala doğru küçük bir ites ve akabinde artık sert yükselişin zaten kapısını aralıyoruz. Yani burada da bahsettiğim gibi Bitcoin 60.000, 61.000, 62.000 bu bölgelere doğru geri çekilme verip ve burada trendin üstüne doğru bir geri dönüş görürsek bu yine bir alım fırsatıdır bana kalırsa. Yani bunu yapmamızda herhangi bir sorun da olmayacaktır Bitcoin tarafında. Onun akabinde arkadaşlar Bitcoin'de aslında takip ettiğimiz yapılardan bir tanesi Perfect Stratejik Entry'di. Biz bunu kırmadığım sürece aslında bir sorun olmuyordu ve tekrardan bu banda gelerekten bir tepki almayı başardık. Ve bu da gayet başarılı gördüğünüz gibi zaten kırılımlar ve rally modlarında nasıl hareketler yaptığını bizlere söylüyor. Yani rallylerde üst bantlara geri dönüşler oluyor ve üst bantlara geri dönüşler güzel alım fırsatları verirken buradan tepki hareketlerini de yakalayabiliyoruz. Yani bunu da bu şekilde takip edebiliriz. Onun akabinde aslında bir diğer grafiğimize geçmek istiyorum. Bu grafiğimiz bizlere çok daha net bilgiler veriyor arkadaşlar. Örneğin burada bahsettiğim likidasyon olayını çok daha net görebiliyoruz. Bakın mesela arkadaşlar şöyle fırça hareketini aldığımız zaman burada şu tepelerin üstüne atmadan aşağı doğru gelen bir bitcoin söz konusu. Ve burada her daim açılan stoplar mesela buradan açılan stop şunun üstüne atılıyor. Buradan açılan stop şu iğnenin üstüne atılıyor derken likidasyonların iğnelerin üstünde kaldığını ve en sonunda bakın Bitcoin'in bu trendin kırılmasıyla birlikte likidasyon avına çıktığını gözlemliyoruz. Yani öncelikle şu anda eğik trendin likidasyonları alınırken daha sonra şu yatayda eşit tepeler dediğimiz olaylar var. Yani bakın burada stopların, likidasyonların biriktiğini birazdan zaten headmaplerden de göstereceğim. Yani aslında Bitcoin'in bir yeni tepe yapması çok da mucize olmayacaktır. Hatta bunu yaparsa bahsettiğim gibi içeride milyar dolarlar var. Bunları almış olacak. Market Maker yukarıya gitmek için çok daha güzel enerji toplamış olacaktır. Yani burada Bahsettiğim harekete de zaten çok yaklaştığımızda söylemek istiyorum. Ve bunun akabinde de kırmamız gereken seviyede 72 bin dolar olacaktır. Yani bunun üstünde tutunan bir bitcoin görmemiz gerekiyor. Ve zaten hareket yapısına baktığımız zaman da arkadaşlar hareket yapısında ne görüyorduk? Biz bir renç oluşturmuştuk yani bir yatay kanal oluşturmuştuk. Bu yatay kanalın alt bandına bakın deviyasyon dediğimiz yani burada sahte kırılım olarak da adlandırabildiğimiz bir kırılım oluyor. Ve bu sahte kırılımdan sonra retest geliyor alt banda doğru. Akabinde üst bandlara gidiyoruz. Burada bakın yine sahte kırılım dediğimiz bir olay oldu. Bu sahte kırılımdan sonra bakın range low deviation yani deviasyon hareketinden sonra buradaki en sonki tepeyi de kırıp akabinde bazen retest verebiliyor. Yani mesela burada bahsettiğim gibi bu retest gelecek mi 60-61 bine yedirecekler mi yoksa arkadan koşturmaya devam edecekler mi? Bana kalırsa arkadan koşturmak çok daha mantıklı. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar 50-53 bin yani 50-52 bin bekleyen tayfa şunu artık kendisine söylemeye başladı. Bari 60-61 gelsin oradan oyuna girelim şeklinde. Fakat bunları oyuna dahil etmeden böyle direkt bir zirve hareketine doğru ilerlersek çoğu kişi daha da panik olacaktır. Daha da FOMO ortamı oluşacaktır. Yani insanların artık FOMO'ya kapılaraktan alım yaptığı evreleri göreceğiz. Bu da bizim aslında zirve hareketimizi ...biraz daha kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Peki şu anda hedeflerimiz nereler olabilir? Yani Bitcoin tarafında diyelim ki şu üst, üst likidasyonları da almaya doğru ilerledik. Yani şu anda zaten e, üst likidasyonları da alma yolunda ilerlersek... ...73-74 bin dolarları görebileceğimizi söylüyor bizlere. Yani en azından şuradaki formasyonel yapı bunu söylüyor. Peki Kingdicator açısından... ...yani bizim biliyorsunuz bir bantlarımız vardı... ...ve bu bantları gerçekten efektif şekilde kullanıyoruz... Örneğin bakın buraya ilk kez geldiğimizde yeşil banda geldiğimizde nasıl hareketler aldığımızı görüyorsunuz. Yeşili kırdığımız zaman kırmızıya ilerlediğimizi görüyorsunuz. Burada kırmızının fake bir kırılımı var. Akabinde kırmızının aşağı yönlü kırılımı ve retestlerle birlikte aşağı doğru geldiğimizi söyleyebiliriz. Sonrasında bakın yine yeşil aslında güzel tepkiler veriyor. Kazanmaya çalışıyoruz, kaybediyoruz. Bakın şurada kaç bar boyunca direnç rol üstleniyor. Hatta bakın burada iğneleri atıyor. En son iğneyi atıp aşağı doğru geliyoruz. Ve buraya doğru yapacağımız bir retest aslında bizlere şunu söylüyor Bitcoin'de 78 bin dolarlar ilk hedef olabilir diyor arkadaşlar. Yani buradaki bir hareketi tamamlamaya çalışırsak 78 bin dolar ve burayı hacimli bir şekilde kırarsak şurada olduğu gibi gövdeli mumlarla kırarsak da bizlere 97 bin dolarların kapısının aralana, aralanabileceğini söylüyor arkadaşlar. Peki daha önceki rallide ne yapmıştık? Daha önceki rallide Mora doğru hareketler yapmıştık. Morun üstüne doğru atmıştık. Morları, moru denemeye çalışmıştık. Akabinde kırmızıya destek alıp kırmızı kırdıktan sonra sıkıntılı anlar yaşamıştık. Burada ise arkadaşlar morun geldiği seviye nedir derseniz de... Morun geldiği seviyede 144-145 bin dolar seviyelerini söylüyor. Yani bir halle hedefi olarak tabii ki bu zaman zarfı büyüdükçe daha da artacaktır. Bunu da söyleyebiliriz. Yani kademe kademe takip etmemiz gerektiğini söyleyen bir durum var. Bahsettiğim gibi Bitcoin tarafında range oluşumu var. Ve bu range'in aslında üst likidasyonlarını almaya gidecek miyiz? Yoksa e, ee, retest verip biraz daha oyuna insan aldıktan sonra mı ilerleyeceğiz? Bu da bir diğer soru olacaktır. Fakat bana kalırsa bahsettiğim gibi direkt olarak bir hareket yapmak çok daha mantıklı görünüyor. Onun akabinde peki USDT dominansına baktığımız zaman yani biliyorsunuz zaten bizim sorunumuz USDT dominansıyla idi arkadaşlar. Burada kırılmayan bir trendi var. Yani 2017-2018'in başlarından itibaren uzayan bir trend var. Ve Bitcoin tarafında gelen hareketle birlikte dominans tekrardan düşüş gösterdi. Yani bunlar ters hareket ediyor fark ettiyseniz. 4 numaraya geliyoruz. 4 numara, 4 numara burada destek noktası iken Bitcoin'de düşüş noktası oluyor. 5-6 numaralara bakabilirsiniz. Ve şu anda da tekrardan bu noktalara gelmek üzereyiz. Bitcoin'in aslında güzel bir hareketini, gerçek bir rally hareketini göreceğimiz noktada bu trendin kırıldığını görmemizle birlikte olacaktır. Ve zaten bunun da geldiği seviye şu anda 4.17 seviyesi. Ne yapılabilir? Ben belki buradan bir kez daha tepki alacağını düşünüyorum diyenler. Burada dominansın 4.17-4.20 bantlarına doğru geldiği anda bir nakite geçme işlemi yapabilir. Çünkü ben buranın kırıldığını görmek istiyorum. Belki 7 senelik trend yine kırılmayacak. Bir hareket daha yapacak. Burada Bitcoin'de herkesi terste bırakacak diye düşünenler de... Bahsettiğim gibi 4.17, 4.20, 4.22 artık bu seviyelere geldiği zaman... Yavaştan nakite geçip sonrasında 4.17'nin kırıldığını görüp... Yani burada dominans kırıldı. Artık da haser düşüşler gelebilir şeklinde de aksiyonlar alınabilir. Zaten bunu zamanı geldiğinde konuşuruz. Yani bir Bitcoin biraz daha hareket yapsın şu üstteki likidasyonları alsın. Bunu da konuşuruz. Onun akabinde sizlere göstermek istediğim bir diğer grafik Bitcoin'in rallileri nerede sonlandırdığı, rally hareketlerini ne zaman başlattığı gibi düşünülebilir. Burada arkadaşlar 4 yıllık döngülerle ilerliyoruz. Ve 2025 o 2025'te de bir all time high bekliyorum. Asıl rally'nin rally koşuşunun 2025'te başlayacağını düşünüyorum zaten. Ve burada da yani öncesinde belki hareketler yapabilir miyiz? Öncesinde belki şu beyaz bant denemeleri olabilir. Yani aslında zaten amacımız da şu. Öncesinde Bitcoin tarafında bakın şu beyaz bandı gözlemleyebilirsiniz. Güzel bir destek görevi üstlenmiş. Ve Bitcoin tarafında arkadaşlar bu destek bandı bakın kaybedildiği zaman dirence dönüşüyor. Ve burada kaç kez almaya çalışıyor ve almaya çalışırken de ciddi düşüşler gözlemliyoruz. Örneğin bakın buraya ilk temasında Bitcoin'de %38'lik bir geri çekilme gözlemliyoruz. Yani Bitcoin tarafında ben şunu söylemek istiyorum. Ee, diyelim ki 2023 2020 yani 2024 içerisinde gidip denemeyi başarırsak şu 100.000 bin, 102.000 bin seviyesine bu yine gün ve zamana göre değişecektir. Buradan bir kar alınması gerekebilir. Tabii ki bu rally'nin tepesi burası olacak anlamı taşımayacaktır ama Rally öncesinde geri çekilmeler sertçe yaşıyoruz. Belki bu beyaz banttan da yine yaşayabiliriz şeklinde düşünülerekten bu hamle yapılabilir. Eğer ki zaten tekrar kırıyorsa da bunu kırdığını görüp testinde yeniden oyuna dahil olunaraktan üst bantlar hedeflenebilir. Ve burada baktığımız zaman bantlara göre analizlerimizi yapmıştık zaten. Ve demiştik ki 2025 all time high'ı burada market cap'in büyümesinden dolayı mavi ile yeşil arasında sonlanabilir. Yeşilin geldiği seviye 180 bin dolarken mavinin geldiği seviye 300 bin dolarları gösteriyor. Bunu da kademe kademe yine takip ederiz. Onun akabinde Bitcoin tarafında haftalık bantta arkadaşlar MACD tarafını tekrardan pozitife çevirmeye çalışıyoruz. Bunu görmek güzel olacaktır çünkü MACD'nin pozitife dönmesiyle birlikte daha sert hareketler oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda beyaz banda döndü. Bakalım bunun da alt e, al sinyali vermesi güzel olacaktır. Onun akabinde Bitcoin tarafında haftalıkta bir e, uyumsuzluğumuz vardı ve bu uyumsuzluğu gidermeye çalışıyoruz şu anda. Bakalım bu da yine haftalık kapanışa bağlı olaraktan güzel bir hareketle uyumsuzluğu sonlandırmaya çalışabiliriz. DXY e tarafı aylıkta uyumsuzluk yapmaya çalışıyor ve burada 10 gün 15 saat baş ve ay sonunda da zaten ABD tarafında önemli bir karar gelecek. Fed faiz oranı kararını açıklayacak. Yani şu anda 10 gün kaldı ve yine sabit kalması bekleniyor peki? Neden bu kadar önemli? Önümüzdeki toplantılarda arkadaşlar Fed'den kesin olarak artık faiz indirimi bekleniliyor ve bu toplantıda önümüzdeki toplantılara dair güzel açıklamalar gelirse ki gelmesi de bekleniliyor. Yani Powell'ın güvercin konuşması aslında burada yeni hareketleri, yeni güzel hareketleri tekrarlamamıza sebep olacaktır. Bu yüzden bunu da zaten sizlerle takip ederiz. Ay sonunda Jeremy Powell'ın konuşmaları, Fed'in faiz oranı kararı şeklinde bunları da takip ederiz. Ve DXY tarafı da buna bağlı olaraktan bir yüz altını görebileceğimizi bizlere söylüyor ee, onun akabinde zaten e, ABD tarafında enflasyonun 3'e kadar düştüğünü ve enflasyon hedeflerinin %2 olduğunu biliyoruz. Bakalım burada aslında erken bir dönme olacak mı? %3'den e, ziyade artık biz ekonomiyi de genişletme yolunda ilerleyeceğiz diyecekler mi? Bu da bir diğer önemli tablo olacaktır. Onun akabinde arkadaşlar e, biz likidasyonlara bakalım market kimleri içeriye alıyor derseniz. Dün mesela güzel bir short topluluğunun içeriye alındığını gördük 160 milyon dolar şeklinde. Bugün ise biraz daha dengeli yani shortun 58 milyon dolar longun ise 82 milyon dolar içeriye alındığını gözlemliyoruz. Peki içeride kimler daha fazla içeride yine longların üstünlüğü ele aldığını söyleyebiliriz. Fakat tabii ki burada olduğu gibi yüksek bir long topluluğu görmüyor oluşumuzda gayet güzel. Sonrasında arkadaşlar headmap'lere baktığımız zaman yani içeride kimler var Hangi yöne gidersek Kimleri temizleyebiliriz Bunun aslında sizlere bahsettiğim şu grafikle de çok ilgisi var arkadaşlar Bakın aslında stopların O bölgeye atıldığını sizlere Hemen hemen her videomda zaten söylüyordum ve bunu da net bir şekilde şurada görebiliyorsunuz Mesela bitcoin'in basit bir 72 bin dolar hareketi Burada arkadaşlar 20 milyon dolardan 20 milyar dolardan Fazla likidasyonun alınmasına sebep olacaktır Ve burada yeni bir zirve hareketi ise 5 milyar dolarlık bir likidasyon yani 74 binin denenmesi 5 milyar dolarlık bir likidasyona sebep olacaktır. Yine burada arkadaşlar 75-76'larda likidasyonların yoğunlaştığını 76'da mesela 1,5 milyar doların olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım bu bölgenin aslında bir tamamen temizlenmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani market aşağı doğru gidecekse bile öncelikle bunları güzelce bir temizlemesi gerekiyor. Onun akabinde arkadaşlar FED tarafında aslında bir diğer baktığımız tabloda para yakın politikasıydı. Ve şu anda 7.2 trilyonda devam ediyorlar. Ve burada da artık maksimum 7 trilyonun ben aşılmayacağını düşünüyorum. Ve zaten bunun sinyallerini de ay sonunda sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Fear and Greed indeksi e ise şu anda 65 seviyesinde ve açgözlülükte devam ediyoruz. Videomuz bu kadar da sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.